tane sağlam maddeniz olmazsa, hortum olmazsa söyleyeceğiniz maddeye daha fazla yaklaşmak zorundasınız. Mesafe kazandırdığı için bir yönden de sizin için güvenlik anlamına gelir. Yani hepsini dört. Onun haricinde arkadaşlar, üçüncü parçamız gaz, yani hortumun hızı çünkü parça. Yine etkili müdahaleyi içindeki söndürme maddesini daha etkili şekilde görevi var. Dördüncü parçamız itik, görüyorsunuz. Burada bir mühür var. Mühür plastik veya kopartıyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz. Bu iki mandalı birbirine kavuşturduğunuzda içindeki madde çıkmıyor. Söndürme maddesinin dışına çıkmasını sağlıyor. Ve beşinci maddemizde içindeki itici gaz olan azotun miktarını gösteren sayar. İtici gaz neden gerekli? İçinde toz var. Pompayla çekip de yanına atacak halimiz yok. Lütfen içine onu itecek bir şey bulunmalı. O da azot. O da azot. İçinde 18,5 bar var. Söndürürüz. Şeklini söylüyorum. Burası bir açık alan. Açık alanda söndürme yapacaksak az sonra yaktığımızda daha net göreceksiniz. Rüzgar olduğu gibi direkt bunları çıkmayacak. Tamam be. Isı, alev, her şey. Bunları olduğu gibi çıkmayacak. Yere doğru hareket edin. Mecburen dağılarak ya sağa ya sola bir tarafa doğru rüzgarın etkisiyle gidecek. Biz ne yapmamız lazım? Rüzgarı arkana almak dediğimiz, hemen yerimizi değiştireceğiz. Eğer rüzgar bu tarafa doğru esiyorsa benim burada durma ve büyük hata atıyorum. Hemen yerimi değiştireceğim. Sonra mesafeyi ayarladım. Zarar görmeyeceğim ama etkili müdahale edeceğim bir mesafe. Hemen yanaşıyorum. Sömürüyorum. Neden? Zarar görmemek için hedef gözükmek biraz zamanda. Gömeldim. Mühürümü kopattım. Hortumu elime aldım. Sonra tepeye basıyorum. Ama nasıl basıyorum? Burada sonuçta bir alev var. Duman çıkıyor. Isı var. Her şey var. Siz tutup da gelişe güzel içindeki söndürme maddesini bu şekilde vurursanız, bu şekilde temas etmeye başlarsa bu yangını söndürmeniz zor. Siz hangi noktadan müdahale edeceksiniz? Burada. O zaman şu dip kısmına müdahale etmeye başlayacaksınız ve yavaş yavaş ileriye doğru hem sola sağa hem ileriye doğru süpürerek söndüreceksiniz. Aynı tavayı iddia ediyorum. Aynı tavayı eğer bu süpürme kaidesine uymadan söndürmeye kalkarsanız 5 yangını söndürmeye süpüremezsiniz. Ama uzunluğuna uygun söndürürseniz aynı şekilde 3 sefer aynı tavayı, 5 sefer aynı tavayı söndürebilirsiniz. Şu an yapabilir misiniz? Biraz zor. Hani 3 sefer 5 sefer aynı türde. Ama el alıştıkça 5 sefer de söndüreceksiniz, 3 sefer de söndüreceksiniz. Buna benim gibi. Ve el alışmanızı da kazanacaksınız çok kısa zamanda. Burada yapamayacağım.